Herkese merhaba. Bu bölümde konumuz sinema, konuğumuz Profesör Serdar Öztürk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Siz şimdi nereden başlasak bilmiyorum. Bitmeyeceğini biliyorum ama. Yani o kadar çok sorum var ki siz bilmeseniz de ben sizin öğrencinizim. Kitaptan öğrencinizim. Hocamızın kitabını arkadaşlar gösterelim. Sinema felsefesine giriş. Şimdi siz diyorsunuzdur ki hani bir televizyon kanalında bu konular konuşulur mu? Bizim programımız biraz farklı bir program. Az sayıda çok özel seyircimiz var. Biz burada neler konuştuk? Felsefe konuştuk, teoloji konuştuk, gelecek teknolojileri konuştuk. Oğuz Adanır Hoca ile Baudrillard konuştuk. Her şeyi konuştuk. Bugün de sizle birlikte sinema ve felsefe konuşacağız. Siz Türkiye'de bir şeyleri başlattınız. Hem sizi tanımış oluruz hem de bu sinematik felsefeyi bir konuşalım. Nasıl başladı? Sonra da size çok zor sorularım var. Ama önce şu geldiğimiz noktayı bir konuşalım. Siz 2016 yılında mı başlatmıştınız? Oradan bir başlayalım mı? 2016 yılında Ankara'da Kızılay'da yürürken, ki yürürken çok önemli burada. Yürürken felsefe yapılır. Evet, bu antik neydi? Peripatikler. Peripatik, ben biliyorum. Flanörler de girer mi bunun içine? Flanörler de girer. Süper. Aynı zamanda Epikürüs'ün bahçesindeki yürüyüşler de girer. Dolayısıyla bedensel ve ruhsal sağlık aslında iç içe olan şeyler. Yürüyerek öğrenmekten bahsediyoruz. Yürüyerek düşünmek. Evet. Hmm. Dünyada sinema felsefesiyle ilgili bazı oluşumlar vardı 1980'lerden itibaren. Acaba niçin biz Türkiye'de sinema felsefesini başlatmayalım diye düşündüm. Ama tarih boyunca bütün oluşumlar aslında dergiler etrafında başladı. Dolayısıyla ben uluslararası bir dergi kurmanın daha akıllıca olacağını düşündüm. Ve bir grup çekirdek ekiple birlikte Sine Filozofi dergisini kurduk ve onun etrafında sinema felsefesini başlattık. Tamam, bugün de konuşacağız hocam. Bugün Deleuze konuşacağız, Bergson, Badiou. Fakat şöyle başlayalım, hepsini biz televizyonda konuşulabilir hale getireceğiz. Sizin öyle bir tarafınız olduğunu ben biliyorum. Çok anlaşılırsınız bir kere, tebrik ederim. Bu konularda hani ben ilk temas ettiğinde ya ben bunları anlamam diye başlıyorsunuz ama sizin çok anlaşılır bir diliniz var. Kitapta da gördüm ben onu. En zor soruyla başlayalım. Çünkü bunu başka birine bana sorsanız hemen cevaplarım da sizin için zor bir soru bu. Sinema nedir? Kurosawa'nın dediği gibi kompozisyon mudur? Ya da Badiou kitle sanatı diyor. Bunları siz biraz açarsanız sinema nedir sorusuna siz nasıl cevap veriyorsunuz bir televizyon kanalında? Bir kere ne olmadığını söyleyerek başlayabiliriz belki. Sinema dil değildir. Öyle mi? Evet. Sinema dil değildir. Çünkü dilin kuralları yapılaşmıştır. Dil bizi yapılaştırır. Ama dil dışı bir dünya, dil öncesi ve dil ötesi bir dünya vardır. Zaten filozof Wittgenstein bize şunu söyler. Dilin ifade etmeyeceği alanda susmanız gerekir. Ama bizim de filozof Wittgenstein'e karşı çıkmamız gerekiyor. Susmamamız gerekiyor. İmajlarla acaba fikirlerimizi, düşüncelerimizi anlatabilir miyiz? Dolayısıyla sinema dil değildir evet, sinema metin değildir evet. Ama sinema hareket zaman kompozisyonlarıdır. Hareket zaman bloklarıdır. Yani biz hareketi ve zamanı öyle bir sanatta görebiliyoruz ki bu sanat başka bundan önceki hiçbir sanatta yoktu. Peki neden hareket zaman diyorsunuz? Mesela görüntüyü kullanmıyorsunuz. Görüntü geçer mi bunun yerine? Hareket zaman yerine görüntü diyebilir miyiz? Şimdi resim de bir açıdan görseldir. İmajlar, yani durağan imajlar vardır etrafımızda. Ama sinemanın özü nedir diye sorduğumuzda, mesela resmin özü nedir? Çizgi bloklarıdır. Ama sinemanın özü nedir? Yani her şeyi bizim çıkarmamız gerekiyor, bir özünü bulmamız gerekiyor. Hareket zaman blokları. Ve bu hareket zaman bloklarını bizim yaratabilmemiz için sizin de dediğiniz gibi bir kompozisyon oluşturmamız gerekiyor. Peki bu kompozisyonu neyle yapacağız? Kompozisyonu
sinemanın operasyonlarıyla yapacağız. Kamera hareketidir, kamera açısıdır, montajdır, renktir, sestir, müziktir. Bunları bir araya getirdiğimizde bir örgü oluştururuz ve sinema bundan oluşturur. Bundan oluşur diyebiliriz belki. Şimdi hepimizde şöyle bir ön kabul vardır. Evet. Tırnak içinde söylüyorum. Sizin buna itiraz ettiğinizi biliyorum ama hem vesile olsun diye de sanat sineması. Sinemayı kendi içinde de siz ayırıyorsunuz. Sanat sineması yerine o terime itiraz ediyorsunuz ve onun yerine düşünce yoğun sinema diyor. Buradan başlayalım. Bunu nasıl açıyorsunuz hocam? Evet, yani bana göre sinema filmlerini üçe ayırmamız mümkün. Aslında bu kültür konusundaki tartışmalarda da olan bir ayrımdır. Bir tarafta kitle kültürü var. O halde bir kitle sinemasından bahsedersiniz. Daha çok ticari bir sinemadır bu. Endüstriden bahsediyoruz. Endüstri ağırlıklı bir sinema. Özellikle Amerika'daki klasik Hollywood filmleri dahil günümüzdeki endüstri filmlerini bu kategoriye sokabilirsiniz. Ve bu dünya çapında en fazla izlenilen film türüdür. İkinci sinemamız bizim popüler sinemadır bana göre. Ara sinemadır. Yani buna melez sinema da diyebiliriz. Biraz hibrit bir tarzı vardır. Dolayısıyla düşünce yoğun sinemanın öğelerini alır ama aynı zamanda kitle sinemasından da beslenir, ikisini bir araya getirir. Mesela yani Christopher, hem düşünce ister hem evet, gişe ister. Mesela Christopher Nolan'ın bazı filmleri, Stanley Kubrick'in bazı filmleri bu kategori içerisinde değerlendirilebilir. Ve dikkat ederseniz Stanley Kubrick, Christopher Nolan dünyanın her tarafında pek çok kişi tarafından izlenir. Ama düşünceden ödün vermez. Bir şekilde düşünceyi de bize sunar bu filmler. Bizden örnek versek Çağan Irmak mıdır? Çağan Irmak olabilir, Atıf Yılmaz olabilir. Ya da Yavuz Özkan'ın bazı filmleri olabilir. Eşkıya gibi filmler olabilir. Yavuz Turgul'un bazı filmleri. Bunların hepsi ortada filmlerdir. Ve bunlar son derece önemlidir. Ama diğer tarafta... Hem kitlelere ulaşmıştır, evet, hem de arkasında bir düşünce vardır. Kesinlikle. Doğru mu? Evet, duygusal bağlantıyı yakalıyor. Pazar yerine sesleniyor. Pek çok insana hitap ediyor. Ve o duygusal bağlantı sayesinde düşünceyi de iletebiliyor. Ama sanat sinemasına niye karşıyım? Çünkü bütün filmler aslında sanattır. Sanat olmayan film yoktur. Çünkü siz bir kompozisyon inşa ediyorsunuz. Sanat dışı sinema diye bir sinema yoktur. Ama size bir katkıda bulunayım. Hukuken de öyle. Evet. Hukuken de hepsi eser kabul ediliyor. Evet. Ve fikri mülkiyet yasasına tabi. Çok önemli mi bilmiyorum ama böyle yok, bir tarafı doğru da var. Hepsi bir sanat eseri olarak kabul ediliyor. Çünkü bir yaratıcının ürünü. Dolayısıyla burada olağanüstü bir şey var, emek var. Düşüncenin yoğunu işlendiği bazı filmler vardır. Bu filmler benim tanımlamamla düşünce yoğun filmlerdir. Ve bunlar daha çok festivallerde gösterilen filmlerdir özetle. Bu filmler biraz entelektüel sinemadır. Felsefik filmlerin yoğun olduğu sinemadır. Ve bu daha çok kendi kulaklarını ve gözlerini geliştirmiş, entelektüel altyapısını geliştirmiş insanlar tarafından daha çok talep edilen filmlerdir. Burada bir şey sormak istiyorum. Biz sizin terminolojinizle düşünce yoğun mu? İkisini de söyleyebilirsiniz. İkisini de. Sorun değil. Peki, düşünce yoğun filmleri seyretmekte çok zorluk çekeriz. Genel olarak, evet, avaraj bir seyirciden bahsediyoruz. Böyle filmlere gittiğimizde deriz ki ya çok sıkıldım. Zaman akmak bilmiyor. Adam bakıyor da bakıyor, o da bakıyor. Yani düşünce yoğun filmleri seyretmek çok zor mudur? Ya da kitle filmlerine alıştığımız için mi bize zor geliyor? Neden biz düşünce yoğun filmlerini seyrederken biraz zorlanırız? Ben zorlanmam da genel olarak siz ne dersiniz bu konuda? Zor olduğu söylenir. Benim öğrencilerime söylediğim bir cümle, bir ifade vardır. Yani benim için önemli. Zorluk harika bir şeydir. Zorluk niçin harika bir şeydir? Çünkü bizim aradaki boşluğu görmemizi ve kendimizi geliştirmemize yardımcı olur. Şimdi şöyle, evet zordur. Niye zordur? Çünkü gözlerimiz ve kulaklarımız ve entelektüel altyapımız onun için henüz hazır değildir.
Ama aynısını şu açıdan da söyleyebiliriz. Bütün kitaplar aynı mıdır? Mesela Dostoyevski'nin romanlarıyla bestseller romanlar aynı olabilir mi? Ya da Kant'ın felsefe kitaplarıyla bir hikaye kitabı aynı olabilir mi? Değişik değişik hikayeler, değişik değişik kitaplar var. Değişik romanlar var. Kitaplar da aynı değil. Peki bütün sözler aynı mı? Şu anda biz felsefe konuşuyoruz. Peki biraz sonra belki buradan çıkacağız. Acaba kahve içerken yaptığımız sohbet ile bu sohbet aynı mı? Çünkü o oranın formatı, o mekan, zaman bağlamı daha farklı bir bağlam. Bütün sohbetler de aynı değil. Şimdi hocam tabii siz kitabınızda bunu çok geniş değerlendiriyorsunuz ama Alain Badiou'nun kitle sanatı olarak tanımladığı sinemanın farklı bir durumu yok mu? Mesela sanat genel olarak yüksek sanatlar çok aristokratik. Evet. Ama burada paradoksal bir tanımlama var. Sinema kitleseldir diyor Alain Badiou. Siz de bunu biraz açar mısınız? Evet. Şimdi kitleye ulaştığı için biz ona çok elitiste yaklaşamayız sinemaya. Sinemanın diğer sanatlardan en önemli farklarından birisi bu. Ben ona pazar yerinin sanatı diyorum. Aslında sinema hem pazar yerinin sanatı hem de pazar yerinin felsefesi. Yani felsefe artık fil dişi kulesinde de yapılmıyor. Ya da sanat sadece belli kişilere münhasır bir kategori değil. Bunun için çok fazla büyük altyapıya sahip olmanız gerekmiyor. Yani herkes sinema filmini izleyebiliyor. Sadece gözleriniz ve kulaklarınız olması koşuluyla. Kitle sanatı, niçin kitle sanatı? Çünkü 19. yüzyılın sonlarına doğru, yani 1890'larda ortaya çıkmış bir sanat. Ve işçi sınıfının eğlencesi olarak başlıyor. Zaten fabrikadan çıkan işçiler üzerine çekilen belgeseller bile var biliyorsunuz. Kitle bu sanatı izleyebiliyor, takip edebiliyor. Ama mesele şu, sanatla kitle paradoks, birbirine karşıt bir şey. Evet. Çünkü sanat dediğimizde daha çok elitist bir kategoriye hitap eder. Ve bunun için çok fazla bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Aristokrasi. Aristokrasi. Sinema ise başlangıçtan itibaren kitleye hitap ettiği için kitle sanatı olarak dünyaya geliyor. Ve burada çok enteresan bir şey yapıyor. Diğer sanatları popülerleştiriyor. Yani resimden bazı unsurlar alıyor. Müzikten unsurlar alıyor. Diyalogdan unsurlar alıyor ve bunları kompoze ediyor. Bu çok önemli bir mesele. Yani biz Van Gogh'un resimleri hakkında konuşamasak bile o çizgi ve renk bloklarını kendi bünyesine kattığı için sinema onu işliyor, popülerleştiriyor. Bu açıdan da son derece ilginç bir sanat. Bütün sanatların teknik yönlerini almıyor. Sadece popüler unsurlarını alıyor, bir hamur haline getiriyor ve kitleye sunuyor. Bu açıdan sinema en demokratik sanatlardan birisi. Özü itibariyle en demokratik sanatlardan birisi. Şöyle diyelim, daha çok televizyon dizisi seyreden, daha çok kitle sineması tüketicisi olan seyircilerimize şunun cevabını nasıl veririz? Biz neden düşünce yoğun film seyredelim? Çünkü kitle sinemasında işimiz çok kolay. Bize hiçbir zorluk bırakmıyor. Bütün soruları cevaplandırıyor. Katarsize ulaşıyoruz, rahatlıyoruz. Bize bir neden söyleyin, biz de bu düşünce yoğun sinemayı seyredelim. Ne? Şimdi faydacı bir soru sordum. Aslında güzel bir soru. Gayet güzel bir soru. Ama şurada yanlış anlaşılmaması gerekiyor. Sinema potansiyel olarak kitle sineması ama aynı zamanda kitle sineması demek avantgard filmlere ya da işte düşünce yoğun filmlere kapalı bir sinema anlamına gelmiyor. Biz sadece kendimizi geliştirmemiz koşuluyla, yani biraz daha okuma yapmamız, daha farklı filmleri izlememiz, daha farklı sorular sormamız koşuluyla kendimizi geliştirdiğimiz sürece sinemanın farklı formlarını kendimize adapte edebiliriz. Peki bunun için gerekli? Hayata dair sorularımız varsa, ben kimim? Mesela son derece önemli bir soru. Mutluluk nedir? Acaba gerçekten mutlu muyum? İçinde yaşadığımız dünya nasıl bir dünya? Mutlu olmanın yolları var mı? Yaşam nedir? Ölüm nedir? Eğer buna dair sorularımız varsa
nasıl yaşamalıyım diye sorularımız varsa ister istemez düşünce yoğun sinemanın değişik türleriyle de karşılaşmamız gerekiyor. Sadece kitle filmleri, sadece popüler filmler yetmeyebilir. Bunlar daha derin sorular sordurur bize. Aynı zamanda sorgulatır. İmajlara çok farklı sorular sorabiliriz. Ve bana göre iyi bir sinema izleyicisi, ki ben ona sinefilozof diyorum. Sinefilozof. Bütün sinema türleri arasında dans edebilir. Mesela kitle filmlerine de çerezlik unsur olarak bakabilir. Ve belki de kritik edebilir. Yani ideoloji nasıl işliyor? Mevcut dünyamızda ideoloji nasıl işliyor? Popüler filmleri de tabii ki izleyebilir ve buna dair sorular sorabilir. Ama dediğim gibi farklı sinema kitapları ya da farklı kitaplar var ise, farklı sözler var ise bizim sözler arasında ve kitaplar arasında dans ettiğimiz gibi filmler arasında da dans etmemiz sanki etik bir seçim, etik bir görev gibi geliyor bana. Bir arkadaşıma şöyle bir şey demiştim. Yani bu bir filmden konuşuyorduk. Dedi ki arkadaşım çok yavaş. Çok yavaş akıyor. Ben de ona dedim ki soruyu değiştirelim. Diğerleri niye hızlı? Ben de mesela bu kitle sinemasındaki hızdan çok rahatsızım. Yani takip edemiyorum. Adam koşuyor, kamera koşuyor, ışık, her şey değişiyor, kesmeler, yetişemiyorum bir gibi bir hisse düşünecek hiçbir vaktim olmuyor. Acaba kitle sinemasının da numarası bu mu? Düşündürtmemesi mi? Amerikan konvansiyonel sinemasının en tipik özelliklerinden birisi hız ve harekettir. Bunu sağlamak için de kesmelere, montaja çok fazla yer verir. Ve burada zamanı kaybederiz. Zaman dolaylı olarak görünür. Şimdi aslında sizin verdiğiniz yanıt son derece güzel bir yanıt. Balık tutan bir insan saatler boyu bekler. Sabırlı bir bekleyiştir bu. Ve bundan keyif alır. Çünkü zamanı direkt olarak görür. Biz modern dünyada zamanı kaybederiz. Zamanı görmeyiz. Evet. Sadece zaman değil. Varlıkları da görmeyiz. Pratik bir bakışın tuzağı altında varlıkları görürüz. Zamanı da o şekilde. Bir örnek vermek gerekirse, örneğin her gün yanından geçtiğiniz kafeyi görmezsiniz. Çünkü o kadar hızlı olmalısınız ki biraz sonra otobüse bineceksiniz, iş yerine gideceksiniz. Kendi çıkar ve menfaatleriniz var. Ona göre bir bakış geliştiriyorsunuz ve görmüyorsunuz. Aslında varlıkları görmüyoruz, silinip gidiyor. Şimdi peki bunu nasıl biz görünür hale getireceğiz? Görünür hale getirebilmek için hayatımızı biraz yavaşlatmamız gerekiyor. Sinemada da biraz zamanı doğrudan görünür hale getirebilmek ve varlıkları görünür hale getirebilmek için zamanı hafifletmemiz gerekiyor. Çünkü ulaşım araçlarıyla ve hızın ve hareketin etkisiyle zaten zamanımız hızlandırılmıştır. Sosyolojik olarak zamanımız hızlandırılmış. En azından sinema ifşa etmeli. Zamanı, varlıkları, nesneleri ifşa etmeli ki biz bunları görmeli ve düşünebilmeliyiz. Sinema ile ilgili benim de böyle amatör bir tanımım var. Kendi kendime inşallah bunu daha önce biri söylememiştir. Ben sinema için arttırılmış gerçeklik diyorum. Hatta arttırılmış duygu, arttırılmış heyecan, her şeyi sinemanın arttırdığını, gerçek hayattan daha yukarıya taşıdığını, gözümüzün görmediği şeyleri gösterdiğini siz de kitabınızda bahsediyorsunuz. Bu tanımama ne dersiniz? Sinema arttırılmış gerçekliktir. Evet, aslında sinemanın en önemli yönlerinden birisini tanımlıyorsunuz ve bence gayet uygun. Ama orada şuna sanki dikkat etmemiz gerekiyor gibi geliyor bana. Genellikle kafamızda şöyle bir şey var. Sadece entelektüel kesimlerde değil, sıradan insanların dünyasında da. Bir tarafta gerçek dünya var, diğer tarafta illüzyon dünyası var. Bir tarafta gerçek dünya var, diğer tarafta sahte dünya var. İşte illüzyon dünyası nedir? Sinemadır, dizilerdir, sanat eserleridir. Gerçek dediğimiz dünya bizim yapıp etmelerimizdir. Pratik hayatımızdır. Ben bu ayrıma karşıyım. Şu açıdan
Nasıl rüyalarımız bizim kendimize ait bir gerçeklikse ve gerçek denilen yaşamın en önemli uzantılarıysa, sinemada gerçek yaşamın bir boyutu. Yani fiziksel yaşamın bir boyutu. Çünkü o zaman siz Platon'un tanımlamasına da karşısınız. Evet. Platon ne diyordu? Kopyanın kopyasıdır. Evet, sanat. Sanat kopyanın kopyasıdır. Evet. Platon dünyayı ikiye ayırıyordu. Yani bir idealar dünyası, bir tarafta görüngüler dünyası. Ve görüngüler dünyasının o kavramların basit bir uzantısı olduğunu, basit bir temsili olduğunu düşünmekteydim. Plato şu anda yaşasaydı sinemaya da görüngüler, yani gölgeler dünyası ismini verirdi. Bazıları halen bunu böyle görüyor. Yani sinema bir temsildir. Mağara olarak belki orayı tanımlar. Evet, sinema bir temsildir, sinema bir gölgedir, sinema bir illüzyondur. Bu anlayışı çok savunan insan var halen. Ama burada şöyle bir sorun var. Peki izlediğimiz bir film size kuvvet uyguluyorsa, sizin hayata dair bakışlarınızı değiştiriyorsa, hatta biraz önce verdiğim örnek çerçevesinde gidersek, kahve içeceğini bile görünür hale getiriyorsa, sinema gerçekliği yeniden görünür hale getirmiyor mu? İfşa etmiyor mu? Aslında fiziksel yaşamda kaybettiğimiz gerçekliği sinema özgürleştiriyor. Yeniden bize kazandırıyor. Mesela Jim Jarmusch'un Kahve ve Sigara filmi. Evet, biliyorum. Yani burada ne görüyorsunuz? Ne görüyorsun? Kahve pratik bakışın tuzağından kurtuluyor. Kahve görünür hale geliyor. Ama biz kahveyi nasıl olarak görüyoruz? Nasıl görürüz? Kahve bir içecektir sadece. Şu andaki benim sohbetim. Ama birçok sinema seyircisi onu yadırgadı da o filme, değil mi? Yani şey olarak alışılmışın sıra dışı bir draması vardı. Evet. Sıra dışı. Gündelik hayatı sanki gündelik hayatı olduğu gibi aktardı. Evet. Ben çok severim de gündelik hayat biliyorsunuz bugünlerde. Çünkü sıradan izleyiciler ya da pek çok izleyici diyelim, kahramanlar görmeye alışmıştır. Yani aslında bu kahramanlar mitolojilerde de yaratılmıştır. Ve biz kahramanların kahramanlara bayılırız. Kahramanları izlemeye bayılırız. Çünkü onlar bizim sorunlarımızı bir hamlede çözer. Dünyanın sorunlarını bir hamlede çözer. Süpermen ortaya çıkar. Süpermen dünyadaki bütün problemleri çözdüğü için biz kahramanları daha farklı görürüz. Beklenen bir sahne vardır. Evet. Seyirci daha oturduğunda o sahneyi beklemeye başlar ve o sahne gelmeden de film bitmez. O sahne mutlaka gelir. Evet. İşte bu düşünce uyandırmıyor. Niçin uyandırmıyor? Çok siz, doğru. Siz Superman ya da Man, sonu Man'le biten, o da enteresandır tabii ki. Sonu Man'le biten filmlerin nasıl olacağını kurgusunu zaten baştan bilirsiniz. Bir problem ortaya çıkacaktır. Daha sonra kahraman ortaya çıkacaktır. Kahraman problemle karşılaşacaktır. Başta yenilecektir. Daha sonra zorluklara karşı mücadele edecek ve dünyadaki bütün sorunları çözecektir. Seyirci bunu istiyor hocam. Evet. Yeşilçam'da çok güzel bir örnek var. 85 evet. yılında Ya 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 Şaşaşa diye bir film, biliyorsunuz İlyas Salman'ın başrolünde oynadığı Ümit Efekan filmi. Hı hı. Orada mesela çok ilginç final, bir başarısızlık hikayesi. Kahramanımız başarılı olamıyor. Ve film bitiyor bir anda. Başarısız olduğu anda bitiyor. Bir çöküş yaşıyor. Ve seyirci nefret ediyor filmden. Gişede batıyor film. Sonundan dolayı. Evet. Çünkü beklediği sahne gelmiyor. Bir kapıcı çocuğunun işte Fenerbahçe'nin ilk 11'ine girip başarılı olamamasını kabullenemiyor seyirci. Evet. Ya da kahramanlar olmak zorunda mıdır sinemada? Hmm. Mesela Jim Jarmusch'un Patterson diye bir filmi vardır. Şiir okuyan otobüs şoförü. Adam mutlu mesela halinden. Adam mutlu ve orada iyi ve kötü yoktur. Dikkat ederseniz filmde klişeler yoktur. İnsanlar bölünmemiştir. Sıradan hayatlarını yaşayan insanlar var ve hayatın içerisinde anlam bulmaya çalışan bir otobüs şoförü. Seyirci bile kabullenemiyor o hikayeyi. Evet. Niye mutlu bu adam diyor. Niye mutlu? Çünkü biz sadece mutsuzluk, yani bazı insanlar mutsuz olmak zorunda, bazı insanlar mutlu olmak zorunda. Mutsuzlarla mutlular çarpışmak zorunda ve daha sonra işte mutlular kendi dünyalarını dayatmak zorunda.
Yani kalıplara alıştırılmış varlıklarız. Hocam şimdi sizi bulmuşken benim çok sorum var da artık sormayayım, kişisel şeye dönüşecek gibi program. Şöyle bir şey, çok merak ettiğim bir konu var. Biz biraz televizyon sinema farkını konuşalım. Evet. Yani televizyon dizileri sinemanın yaptığı neyi yapmıyor, yapamıyor? Ya da fark ne? Neden biz bu dizileri çok seviyoruz, seyrediyoruz? Müthiş bir dizi kültürü oluştu Türkiye'de. Hı hı. Hem seyretme kültürümüz var hem de ihracat ürünü olarak da konuşabiliriz. Endüstriyel de konuşabiliriz. Şu anda 100 küsür ülkeye satılıyor dizilerimiz. 150 ülkede izleniyor. İkisi farklı. Yaklaşık 1 milyara yakın insan etkileniyor Türk dizilerinden. Türk dizileri neyi keşfetti? Nasıl oluyor da böyle evrensel bir tarafa doğru gitti? Ya burada bir dizi yapıyoruz, İstanbul'da çekiyoruz, Boğaz'da bir yalıda geçiyor ve 1 milyar dünya insanı bunu seyrediyor. Evet. Sorunuzun birinci kısmında dizi ve sinema arasındaki farklılık üzerine bir soru sordunuz. Şimdi burada şöyle bir mesele var. Televizyon gündelik pratiğin bir aygıtı. Yani bütün evlerde televizyon vardır. Bu ne anlama geliyor? Televizyon ortalama izleyiciye hitap eder. Ortalama izleyiciye hitap ediyorsa siz ortalama ürünler üretmek zorundasınız. Dizileri de ona göre inşa etmek zorundasınız. Yani o imajlar kompozisyonunu izleyicilerin beklentilerine göre hazırlamak zorundasınız büyük oranda. Ama sinema bir tercih. Yani film üretmek biraz daha tercih. Etik bir tercih. Yani özel izleyiciler var, değişik izleyiciler var ve hangi filmi izleyeceğine karar veriyor, araştırma yapıyor. Sinema üzerine kitaplar okuyor. Her filme gitmiyor ve farklı filmlerin olması bu çerçevede doğal. Dizi meselesine geldiğimizde bunu son derece güzel bir şekilde özetlediniz. Şimdi son zamanlarda dijital platformlar vasıtasıyla dizilerin sayısı da ve türlerde olağanüstü yoğunlaşmış durumda. Ve insanlar artık sinemaya gitmek yerine bu dijital platformlarda hem dizilere hem de filmlere muhatap kalıyor. Bu dijital platformların da en tipik özelliklerinden birisi yine aslında ortalamaya hitap ediyor. Çünkü standartlaştırıyor. Burası son derece önemli. Yani bu platformlar aslında kendi mantalitesi içerisinde, kendi stüdyo sistemi içerisinde farklı bir standartlaşma oluşturuyor. Yani 1920'ler ve 30'lar ve 40'lardaki Hollywood sistemi gibi neyin ne olacağını senaristin kendisi bile öngörebiliyor. Kendi kendine sansür uygulayabiliyor. Dolayısıyla burada da böyle bir çerçeve var. Türk dizilerine geldiğimizde bana göre Türk dizilerinin keşfettiği şey yurt dışındaki insanların görmek istediği şeyleri keşfetmesi. Yani otantik manzaraları göstermesi, egzotik manzaraları, mekanları, insanları, nesneleri, kişilikleri göstermesi, onların arzularına hitap edecek tarzda göstermesi. Bunu keşfediyor ve dikkat ederseniz büyük zenginlerin hayatlarını görürsünüz. Onların merak ettiği padişahlar ve ilişkileri görürsünüz bu dizilerde. Ve bunu keşfettiğiniz andan itibaren de insanların hayallerini süslersiniz. Yani Arap dünyasında örneğin oradaki o yeşillikler, egzotik manzaralar, şatolar, işte neyse malikaneler, onların içerisindeki kadın erkek ilişkileri ve o ilişkiler içerisinde en güzeller, en yakışıklılar, bunları keşfettiğinizde, bunları göstermeye başladığınızda onları kapalı dünyalarını rüyalatırsın. Rüya imgeleriyle doldurursunuz. Televizyonda sinemadan farklı olarak demeyeyim ama çok karakter yaratımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Televizyonda çok karakterler var. Biraz da melodram oldukları için yani iyiler çok iyi,
Yani iyiler 24 saat iyi, kötüler çok kötü, onlar 24 saat kötü. Yani hem iyi hem kötü karakterimiz televizyonda çok çalışmaz. Kötü karakterler vardır, iyi karakterler var. Genel olarak böyle tasarlanır ve ben televizyonun çok sayıda karakter yarattığını düşünüyorum. Sadece dramalardan da bahsetmiyorum. Mesela reality şovlarda da inanılmaz karakterlerle karşı karşıya kalıyoruz. Karakter yaratımı anlamında ne söylersiniz dizilerdeki karakterlerden bahsedersek? Zannedersem dizilerin bölümleri fazla olduğu için, yani birinci çok, bölüm... Bravo, evet çok doğru. Yani tüketemiyorsunuz ve oraya yeni yeni karakterler eklemek zorundasınız. Fakat sinema filmi başlar ve 1,5 saat, 2 saat, en fazla 3 saatte biter. Belat Ağar gibi yönetmenler vardır gerçi. Onlar 7-8 saatlik film yapmıştır evet. Ama yani onlar son derece istisnadır. Dizilerde ise ilgiyi çekebilmek için, onların izleyicinin duygularını körükleyebilmek ve onlara hitap edebilmek için mutlaka yenilikler denemek zorundasınız ve orada karakterleri çoğullaştırırsınız. Orada son derece haklısınız. Bir noktadan sonra izleyici artık aynı karakterleri görmekten sıkılmaya başlar. Ama yine karakterleri çoğullaştırsanız bile bana göre yine formül işliyor. Yani o ne demek? Bir tarafta yine klişe karakterler vardır. Yani klişe karakterler nedir? İşte iyi, kötü, orta dediğimiz, yani Patterson diye bir karakter yaratamazsınız. Yok. Mutlaka yani, onu bir tarafa bükmek zorundasınız. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Ben gündelik hayat çok yazdım. Biliyorsunuz gündelik hayat. Mesela bugün geldiğimiz noktada biz 80'ler diye bir dizi yaptık. Ben ve ekiple arkadaşlarımızla birlikte. Mesela bugün yapamayız. Çünkü bizde çok önemli bir şey olmuyor. Yani gündelik hayat aslında göründüğü gibi değil. Çok ilginç değil gündelik hayat. Gündelik hayatı ben çok seviyorum ama dizilere bakıyorum. Dizilerde yani dramalarda inanılmaz büyük olaylar, inanılmaz büyük tesadüfler, çocuklar karışıyor, meğerse onlar kardeşmiş, aslında sıradan hayatlarımızda olmayan hikayeleri seyretmeye başlıyoruz. Büyük tesadüfleri, hayatta böyle tesadüfler çok olmaz aslında, mutlaka oluyordur ama bunları, bu istisnaları biz seyretmeyi çok seviyoruz. İstisna mı seviyoruz biz? İnsanın doğası istisnayı sever, dediğiniz doğru. Ama ben estetiğin bir alışkanlık olduğunu düşünüyorum. Yani siz bir format yaratırsınız ve bu formatla muhatap kalan izleyici zamanla gözlerini ve kulaklarını değiştirmeye başlayabilir. Zaten tarih boyunca bunun birçok örneklerini gördük. Yeni yeni formatlar denenir, önce yadırganır, daha sonra alışmaya başlarsınız. Ve birden gündelik hayata yine dalabilirsiniz. Olabilir, evet. Öyle bir şey gündelik olabilir. Hayat son derece mühim bir şey. Gündelik hayatın o sıradanlıkları, sizin o yaptığınız denemeler son derece önemli denemeler. Ben buraya gelmeden önce Zeki Demirkubuz'un son filmini izlemiştim. Hayat. Ben onu da henüz izleyemedim. Son nasıl derece, buldunuz? Son derece önemli bir film. Tam da sizin bahsettiğiniz mesele, yani gündelik yaşamda insanların hayatları, sıradan yaşamları. Ben çok seviyorum. Ve orada karakterleri çoğullaştırıyor. Ve burada örneğin ne yapıyor? İlk defa Zeki Demirkubuz pasif nihilizmi dönüştürüyor, aktif hale dönüştürüyor. İlk defa denemediği bir şey yapıyor. Ama bunu şey olarak yapmıyor, katarsis, yani enerjiyi boşa çıkaracak tarzda yapmıyor. Ve aynı zamanda karakterin düşünme anlarında araya müzik koyuyor. Şimdi ne yapıyor? Yine kendi estetik formundan çok fazla feragat etmeden onu çoğullaştırabiliyor. Ve belki izleyici, önce bir miktar bazı izleyiciler şaşıracak. Ama zamanla ne olacak? Tartışmalarla. Bakın tartışmalarla, entelektüel konuşmalarla, söyleşilerle insanlar bunu kabul etmeye ve yeni estetik formlar denenmeye başlayacak. Yalnız burada izin verirseniz bir noktayı da özellikle tabii vurgulamam gerekiyor. Benim için son derece önemli bir nokta. Umberto Eco
bir makalesinde Ian Fleming'in James Bond romanlarını ve filmlerini kritik eder. Orada biliyorsunuz James Bond'un Ian Fleming James Bond tipolojisinde temel bir sorunsal vardır. Karakterler iyi kötü diye ayrılmıştır. Doğu batı diye ayrılmıştır. Zaten Soğuk Savaş ortamında yazılmış şeyler. Ve incelemesinin sonlarında enteresan bir şey söylüyor. Bana göre Umberto Eco. Seyircinin arzusuna göre roman yazmak ve film üretmek faşizmdir diyor. Diktatörlüktür diyor. Demokratik değildir diyor. Seyircinin arzusuna direnmen gerekir. Eğer sen sanat ürünü yaratıyorsandır. Yani toplumsal bunu ben Tayfun Pirselimoğlu ile yaptığım görüşmelerde de Tayfun Pirselimoğlu buna benzer yanıtlar vermişti. Bu aslında televizyon konusundaki soruya da bir cevap oldu şimdi değil mi? Yani evet aslında bu tür örnekler var. Yani biz şöyle düşünüyoruz. Seyirci ne istiyorsa onu veriyoruz ve dolayısıyla doğru bir şey yapıyoruz. Ama sanat aşar. Sanat kritik eder. Seyircinin arzusuna direnmektir. Direnmek gerekir. Çok güzel bir şey. Çünkü mevcut dünyayı aşmanın ve var olan kategorileri değiştirmenin yollarından birisi arzuya karşı direnmektir. Önce dirençle karşılaşacak ve sorular soracak. Bu niye böyle? Hocam kitabınızı okurken bir filmden, ben seyretmediğim bir filmden zaten bu kitap değerli seyircilerimize de şöyle bir göstereyim. Gerçekten mutlaka okuyun demeyeceğim. Okursanız bir dalın buna, çıkamayabilirsiniz. Çok güzel bir kitap. Bir kere çok film seyrettiriyor. Ben bu kitabı bitirebileceğimi düşünmüyorum. Bir filmden bahsediyorsunuz. Ben kitabı kapatıp o filmi eğer seyretmemişsem seyrediyorum. Irina Palmer diye bir film önermişsiniz. O çok ilginç bir film. Sonra tabii bu evlilik manzaralarından bahsediyorsunuz Bergman'ın. Şunu ben biraz burada bir ahlaki tartışma, biraz İran filmlerine de benzettim. Bir ayrılık, hani oradaki etik tartışma. Ben şunu keşfettim hocam. Irina Palmer'da Maggie yalan söylemiyor. Yalan, bir insanın yalan söylememesi. Aynı benzer durum evlilik manzaralarında da var. Adam geliyor, ben diyor aşık oldum diyor. O da yalan söylemiyor. Şunu insan görüyor. Gerçekle baş etmek çok daha zor. Gerçek çok daha trajik. Evet. Çünkü hani biz biraz hani gündelik hayat yazdığım için ben yalanları senarist olarak çok seviyorum. Bir yalana sığınmak, işte karakter bir yalan söyler, onu saklamaya çalışır. Küçük bir yalandır, beyaz bir yalandır ve bize bir alan verir, o alanda oynarız senaryo anlamında. Ama hiç yalan söylemeyen bir karakter bambaşka bir yere getirdi beni. O yüzden bu filmi çok ilginç buldum. Filmler mevcut dünyayı aşıyor. Yani mevcut dünyayı kritik ediyor ve düşünülmemiş şeyler bizim üzerimizde yeni düşünceler uyandırıyor. Bu önemli. Mevcut dünyayı taşıyor. Ve sizin verdiğiniz örnek de öyle. Yani biz genellikle ne düşünürüz? İşte Irina Palm örneğinde de verdiniz bunu. Sorunlardan uzaklaşmak ve onu geçiştirmek için mutlaka yalan söylersin. Ama yalan söylemeden de acaba sorunları halledebilir misin? Bu film, verdiğiniz örnek, bunun üzerine düşünmemize yardımcı oluyor. Müthiş, evet. Evet, yani sonuçta bir torunu var. Torununun hastalığı önemli bir hastalık ve bu hastalığının parasını vermek zorunda. Bu bir şekilde karşılanacak ve siz ne yapıyorsunuz? İstemediğiniz bir işte çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Ve oğlunuz size soru sorduğunda nerede çalışıyorsun? Bunu şu anda söylemek istemiyorum. Yani bu da bir tercihtir. Söylemiyor ve yalan da söylemiyor. Hocam şöyle bir şey, ben bir ara İngilizce öğretmenliği yaptım. Orada present perfect tense öğretirken çok güzel bir örnek vardır orada. Eylem sona ermiştir, etkisi devam etmektedir. Buna en güzel örnek diş fırçalamaktır. Siz dişinizi fırçalarsınız,
dişinizi fırçalama eyleminiz sona ermiştir. Hatta evden çıkmışsınızdır ama diş macununu hissedersiniz. Ben bu düşünce yoğun filmleri biraz diş fırçalamaya benzetiyorum. Film bitiyor ama bitmiyor. Harika bir benzetme. Etkisi gerçekten devam ediyor. Türkçe'de yok bu. İngilizce'de present perfect tense. Evet. Tam da budur. En güzel örneği de diş fırçalamaktır. Bunu öyle bir metaforla anlatmak geldi içimden. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Evet, senaristler, sizin gibi senaristler gerçekten güzel metaforlar bulur. Metafor ve olmasa yandık. Metafor olmasa metafor ama harika bir benzetme. İki tür etki vardır. Yani bunu iyi belirttiniz. Birincisi, film başlar, film sona erer. Her şey film içerisinde olup bitmiştir. Yani siz haz alırsınız. Mutlu sonla biter. Üzerinize yağmur yağmaz film bittikten sonra. Katarsis'e ulaşırsınız. Katarsis. Yani enerji boşa harca. Yani enerji film içerisinde başlar biter. Ama bazı filmler vardır. Filmde zorlanırsınız. Sorular sorarsınız. Abbas Kiarostami'nin dediği gibi bol bol sıkılırsınız. Evet. Çabalamanız gerekiyor. Yani zor kitapları okumak da öyledir. Şu anda biz konuşuyoruz. Belki bazı izleyiciler anlamakta zorlanıyor. Onlar da belki benzer şeyleri söyleyecekler. Ama film bittikten sonra demlenme aşaması gelir. Demlenme aşaması ne demektir? Üzerinize yağmur yağar. Bu yağmur sağanak mı olacaktır? Yoksa hafif hafif çiseleyecek midir? Eğer hafif çiseliyorsa sorular azdır. Fakat sağanaksa ve sağanak da giderek etkisini arttırıyorsa sorular, karakterler, yorumlar rüyalarınıza girecektir. O zaman şöyle diyebiliriz değil mi? İyi film bitmez. İyi film bitmez. Çok bitmez. Güzel. Bitmez. İyi film şekilde. Bitmez. Siz çıkarsınız salondan. Bir de iyi film salonda izlenir. Büyük perdede, yüksek sesle. Yani şimdi iyi bir film cep telefonundan izlenmez. Onu söyleyelim. Değil evet. mi hocam? Yani laptoptan izlenmez. Hani hepimiz izliyoruz. Ama doğru bir şey değil. İyi film büyük bir perdede, karanlıkta, yüksek sesle, birlikte ve belli bir mesafeden izlenen sanat eseridir. Kesinlikle. Çünkü bir kere iyi filmde bunu kastediyoruz. Filmin içerik anlamındaki iyi filmde de diyoruz ki gerçekten size sorular sordurtuyorsa film, siz şey diyorsunuz, bir uçurumun kenarına götürüp sizi orada bırakıyorsa. Doğru mu? Evet. Orada sorularla ve film bittiğinde hala bitmiyorsa, eve gittiğinizde de oradaki bir sahneyi düşünüyorsanız. Hocamızın yaptığı gibi Zeki Demirkubuz'un filminden çıkıp hala üzerine düşünüyor, konuşuyorsa biz artık ona iyi film diyebiliriz herhalde. Evet, güzel söylediniz. Antik Yunan'da buna aporia deriz. Aporia, uçurumun kenarına getirip öylece bırakma. Yani Sokrates karşısındaki insanlara sorular sorar. Sorularla içindekilerini ortaya çıkartır. Ve daha sonra öyle bir noktaya getirir ki orada sersemletir ve bırakır. Uçurumun kenarına getirip bırakmak. Öyle Sokratik filmler, metot. Sokratik metot, ebelik metodu. Örneğin The Banshees of Inisherin diye bir film vardır, İrlanda filmi. Yeni filmlerden birisi, geçen yıl vardı, 2022 yılında çıktı. Martin McDonagh'ın filmi. Bu film son derece önemli film. Niye önemli? Benim katımda önemli. Çünkü halen sorular sormaya devam ediyorum. Yani şöyle düşününüz, izlemeyen izleyiciler için söyleyeyim. Yani ne demek istediğimi anlatmak için. Bir gün sabah iki dostlardan birisi dostluğu bitiriyor. Niye bitirmek istiyor? Çünkü diyor ki seninle sürekli dedikodu yapıyoruz. Vaktimi seninle geçiriyorum. Ben artık müzik yapmaya, sanat eseri üretmeye ve kalıcı olmaya karar verdim. Ben Mozart ve Beethoven gibi olmak istiyorum. Sen benim enerjimi sömürüyorsun diyor. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman bu haklı ama filmi izlerken diğerine de hak veriyorsunuz. Çünkü diğeri diyor ki o zaman diyor sohbet konularını değiştiririz. Aynı zamanda ben nazik bir insanım, sen nazik bir insansın. Naziklik hayatta son derece değerlidir. Beethoven, Mozart önemli değildir. Önemli olan
nazikliktir. Hayat naziklik içerisinde güzeldir. Şimdi felsefi bir çatışma içerisine sokuyor sizi. Naziklik evet. mi? Yoksa ben bir anda kaliteli dostluğumu bitiriyorum. Ne adına? Ölümsüz olma adına mı? İşte bu çatışmayı siz yarattınız da filmde. Bu filmin etkisi bitmez. Ve felsefe orada başlıyor. Felsefe orada başlar. Felsefe. Değerli seyircilerimiz, çok ilginç bir program yaptık. Kitabı bir kez daha göstermek istiyorum. Sinematik felsefe için beyninizde bir dosya açın. Pişman olmazsınız. Hocam tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah sizinle yolumuz tekrar kesişir. Çünkü bu sorular bitmedi. Evet, benim anlatacaklarım da bitmedi. Bitmiyor 45 dakikada. Tekrar teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere efendim.